Davut Bey 17 Ağustos'un 17. yılına girerken şöyle geriye dönüp baktığımızda Yalova depremden dersler çıkardı mı? Bu konuyla ilgili bir tespitiniz var mı? Yani Yalova depremden dersler çıkardı mı? Türkiye'nin geneline baktığın zaman Türkiye'nin geneliyle Yalova'yı kıyasladığında Yalova depremden dersler çıkardı. Yalova'da depremden dersi çıkartmanın en büyük etkisini de Yalova'nın küçük bir il olmasından kaynaklanan, hani derler ya, şamar olanı. Depremde tam bir şamar olanı durumuna düşürüldük. O nedenle biz deprem sonrası hangi kararı alırsak alalım, küçük il olmanın, şamar olanı denilen ufaklık, Burna Babı'ya elinden neyi alabilirseniz alırsınız dediğiniz bir şekilde bir il olmanın korkusuyla birçok şeyi, mesela uygulamalarda afet yönetmeliğinin minimum şartları vardı. Yalova'da işte belli bir arkadaşın ismiyle de anılsa, işte Hammurabi kanunları gibi isim konulsa da Yalova'da afet yönetmeliğinin üzerinde bir takım hükümlerle biz betonarme uygulamalarımızı yerine getirmeye başladık. Zeminle ilgili hemen hemen Yalova'da zemin iyileştirmesi yapılmadan böyle 3 katın 4 katın üzerinde bir binanın yapılmasının pek söz konusu edilmediği bir kent haline geldik. Başka yerlerde bunları görmek mümkün değil. Başka yerlerde çok katlı binalar yapılıyor. Gerek binaların çerçeve sistemlerine bakıyorsunuz, gerek beton kalitesine bakıyorsunuz. Bizden çok daha düşük ve sağlıksız bir yapılaşmayla gidiliyor. Bir de Sayın Başkan, yapısı olarak değil de işte 17 Ağustos'ta biliyorsunuz malum insanlar kaçacak yeşil alan aradılar. O zamanlar bir TİGEM'imiz vardı. Arboretum'umuz vardı. Bugün gelinen noktada o toplanma merkezlerinin gerek TİGEM'in gerek Arboretum'un ticari alana dönüştürülerek yeşil alandan satıldığını ya da kiraya verildiğini gördük. Bu da bir eksiklik değil mi? Yalova'da olası bir deprem anında insanların nerede toplanacağına ilişkin bir plan, bir yönetmelik, bir yönergenin kamuoyuna yansıyış biçimiyle eksik kaldığını düşünüyoruz. Sizin bu konudaki tespitleriniz var mı? Tabii afet sonrası bir takım olası ihtimallere karşılık vatandaşın ne yapabileceğine dair çözümleri gündeme getirdiğimizde Yalova'da birkaç tane dernek var, güzel çalışıyor. Mahkerdi, afetle ilgili K77 kurtarmaydı vesaire, ama işte bir toplanma bölgesi dediğiniz zaman Yalova'da doğal olarak eskiden bahsettiğim gibi bir arboretum vardı, bir stadyumun olduğu nokta vardı, ama bunların hepsinde bir takım ranta kurban gidilmesinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Vatandaş da buna biraz tepkisiz davranıyor. Bu tepkisizlik herhalde diyorum şu kentsel dönüşümde daha çok işte inşaat sahası yaratma dürtüsünden mi kaynaklanıyordur, nedir? Vatandaşımız da buna pek şey olarak bakmıyor. Yani bazı şeyleri unuttuk. Biz mühendisler olarak bazı uygulamaları teorik olarak yapının kendi bazında alsak da genellemeye vurduğumuz zaman olası bir depremde, olası bir facia yaşandığında bunun karşılığında vatandaşların hep birlikte işte bir toplanacağı noktaların neresi olduğunu şu an ben bir mühendisler odası başkanı olarak bilemiyorum. Allah'tan en son işte belediyede bir toplantıya öyle davet edildik. Toplantının şeklini bir ara özel anlatacağım size. O toplantıda Arboretum'la ilgili olarak işte turizm alanıydı, konuta çevrildi. Şimdi tekrardan turizm alanına revize ediyoruz şeklinde bir ifade kullandılar. Ama orası boş bir sahaydı. Adı üstünde Arboretum bir ağaç müzesiydi. Şu anda bir yapı stoğu haline getirilecek. Şeye baktığım zaman içinde ticari alanların vesairelerin de olduğu bir proje medyada dolaşıyor. Eğer öyle bir şey olursa hepten facia, ha konut olmuş, öyle bir şey olmuş. Bana veyahut da Yalova'ya direkt bir faydası olmayacak. Sadece ne ekonomik olarak Yalova'ya bir takım girdisinden bahsediyor, ama bu tür yatırımlar kendi içinde rantı döndürülür. Ekonomisinin de Yalova'ya bir katkısının olacağına pek inanmadığım bir sistem oluşacaktır. Bir stadın olduğu yerden ilgili olarak orayı işte kent meydanı, ama yanına da bir konut alanı, emsalinde yoğun bir konut alanından bahsediyordu.
son revizyonda onun eski haline döndürüldüğü söylendi. O birazcık yine de hoşuma gitti. Hiç olmazsa depremde bazı helikopterlerin vesairenin sağlıkla ilgili bir takım uygulamaların stat tarafından çözümlendiğini gördük. Orası eğer gene aynı şekilde kalırsa bu amaca faydası sağlanacak bir kavram olacaktır ama eğer niyet edildiği gibi meydan ve konut alanı denilirse zaten oradaki yaşayacak ekstra bir insan nüfusunun orada ekstra bir ihtiyacını gündeme getirecektir ki bu ekstraları karşılamak mümkün değil. Evet. Yani bir donatı eksikliğimiz söz konusu. Deprem dönemi en çok kullandığımız bir ifade vardı. Donatı eksikliğinden dolayı binalar yıkıldı diye. Şimdi işte bu sosyal donatıların eksikliğinden dolayı depremden sonra bir takım ihtiyaçlar gündeme gelirse bunları karşılayamayacağız. Gerçi az önce vurgu yaptığımız Yalova Belediyesi'nin imar plan revizyon görüşmeleri önümüzdeki aya, Eylül ayına ertelendi. O konuya ilişkin görüşlerinizi de almak isteriz. Ama şimdi depremden girdik konuya, oradan devam edelim. Bir başka çekince daha var kamuoyu nezdinde. İşte 17 Ağustos depremi sonrasındaki hasarlı binaların hasar tespitleri saklanarak sağlanmış gibi gösterildiği ve bugün Yalova'daki konut stoğuna baktığımızda hasarlı binaların sayısının bir hayli fazla olduğu ve bu binaların da talep fazla olunca Yalova Üniversitesi öğrencilerine de kiraya verildiği yönünde iddialar var. Yalova'da şöyle bir siz bir araştırma yaptınız mı? Yalova'daki hasarlı binaların durumunu inceleyen bir çalışmanız var mı? Nedir Yalova'daki depremde hasar görmüş binaların konumu? Şimdi ben bu dedikodu olarak bunu şey yapacağım. Yalova'da tamam hasar görmüş bazı müferit binaların bu şekilde gündeme getirilmesi söz konusu olduğu gibi deprem döneminde vatandaşların bunu düşünmesi pek mümkün değildi. Yani böyle hile içeride deprem sonrası yapılan tespitlerde girmesi mümkün değildi. Hatta ben şunu biliyorum. Vatandaşın bir binada işte 8 daireli bir binada 8 dairesi var. Normalde hafif hasar olmasına rağmen o yaşadığı korkudan sonra bunu orta hasara çevirtmek için bayağı bir mücadele vardı. Artı devletten yardım alacağını zannetti. Devlet bir tanesine yardımı verince bayağı da bir sıkıntıya girdi. Yani Yalova tam tersine bu tür şeyler de yaşadı. Ama hani temin bahsettiğim o şamar olan durum var ya, ben bunu bir kere televizyonda da gündeme getirmiştim. Adam İstanbul'dan, Kocaeli'den bir takım örnekler verirken diyor ki, hacının biri diyor, işte binasını diyor, böyle çürük çarık binasını işte yalap şalap boyadı, etti diyor. Bunu diyor işte hasarsız olarak bir de vatandaşa rüşveti verdi, gösterdi gitti. Şimdi soruyor şey, nerede bu diyor, Yalova'da diyor. Maçınız diyorsa dedim bunu Kocaeli'de deyin, maçınız diyorsa Adapazarı'nda deyin. Çünkü o zaman Yalova'daki üniversitenin öğrenci sayısı bile bu kadar değildi ama örnek öğrenciydi. Aynen bugün sizin bana söylediğiniz gibi. Yalova'dan işte kötü bir şeyi söylemek istediğin zaman hemen Yalova'yı endeksliyorsunuz. Yalova'da benim şu anda tek rahatsız olduğum konu kentsel dönüşümle ilgili yapılan tartışmalar. Bu tartışmalarda işte binaların durumunu bir takım özel arkadaşlara, yani bu işlerde görevli arkadaşlara tespit ettiriyorlar. 10 saniye sonra kentsel dönüşüme sokuyorlar. Ama Yalova'da genel bir 6 kat bu bina stoğumuz var. Bu 6 katlı binanın yanı sıra İstanbul'daki bir takım işte kentsel dönüşüme girip sonra uyduzlayıp 20 katlı, 25 katlı yerleri böyle hayal edip adam 6 katlı yerine işte buraya bir 10 kat, 15 kat verirse, müteahhit buraya girse, aynı şeyi de sağlasa işte biz de burada güvenli bir binada otursak diyor. İşte ben burada Yalova'nın halkına kızıyorum. Arkadaş diyorum, 3 oda bir salonda korkuyla yaşayacağını, 2 oda bir salonda yaşa, güvenle yaşa. Biz hem cam kenarı hem şoför mavi mantığıyla hareket ediyoruz. O nedenle deprem olduktan sonra da kötü olan mühendisler diyoruz. Kötü olan şey, vatandaş olarak öncelikle kendi taleplerimizi şey yaparken güvenliği ön planda tutma adına bazı şeylerden fedakarlıkta bulunmamız gerekli. Bunu da bulunmuyoruz. Ama
arada münferit olarak bahsettiğiniz gibi bazı binalar orta hasardan kaçmıştır. Münferit olarak bazı binaların güçlendirilmesi tamamlanmadan hile-i şerlen elektrik ve su abonesi yapılmıştır. Çünkü piyasa o zaman orta hasar görmüş olan binanın bütün hizmetlerini durdurdu. Eğer o bina güçlendirme projesi yapıp güçlendirmesi onaylanıp yerinde kontrol edilmediyse bir daha ona elektrik ve su bağlanmanın imkanı verilmedi. Yani bunun dışında bir takım imalatlar söz konusuysa ki bu öğrenci iddiasını ben kabul edemem. Bu büyük bir suçlamadır. Bunu kabul ettiğim zaman, ihbar etmediğim zaman susmakla dilsiz şeytan durumuna düşmüş olurum. Bunu benim kabul etmem mümkün değil. Böyle bir vicdansızlığın da Yalova'da veyahut da böyle vicdansızların Yalova'da yaşadığına inanmam. Bir de Sayın Başkan, bugüne kadar her 17 Ağustos'un yıl dönümünde Yalova'da çeşitli etkinliklerle bir anmalar yapılırdı. Bu ay 17 Ağustos'un 17. yılı. 16 yıldan beri anma etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli miydi? Artık bunun bir anmadan çok bir sorgulanma dönemine girmesi konusunda geç mi kaldık acaba? Yani biz olayı tamamen anma şeklinde zaten bıraktık. Program oradan kaynaklanıyor. Oturuyoruz, yad ediyoruz. Yad ederken işte arada biraz dua ediyoruz. Biraz gözyaşı döküyoruz, karanfil bırakıyoruz, ertesi gün her şeyi unutuyoruz, dönüyoruz. Bunun tabii ki sorgulanması gerekecektir. Ha, adli ve hukuki sorgulamalar yeterli, yetersiz. Onlar yapıldı. Ama zihniyet olarak kendimizin sorgulanması, zamana karşı bazı şeyler değişti. Ben size projecilikten bir örnek vermeye şey yapayım, sorgulama adına. Bizim 17 Ağustos öncesi, hatta biraz konuyu dağıtayım. Rahmetli Emin Çolaşan'ın Emre Komutanım diye bir kitabında Emin Çolaşan yaşıyor hala. Emin Çolaşan hala Sözcü Gazetesi'nde yazıyor. Emre Komutanım kitabından şey yapacağım. Yazarı karıştırdınız. Evet. Yazarı karıştırdım. Yazar gene Kanal D'den bir vatandaştı. Orada şöyle bir ifade vardı. Okuldan mezun olan herkes kendini Atatürk zannediyor. Bizim mühendisliklerden mezun olan herkes de kendini en iyi binayı ben yaparım mantığıyla şey yapıyordu. Ve biz 17 Ağustos'tan önce bir projemizi yaptığımız zaman o projemizi bir başkasının denetlemesine, bir ikinci gözün ona bakmasını kendimize bir hakaret olarak kabul ediyorduk. Şimdi öyle bir hale geldik ki 17 Ağustos sonrası Yalova'da o depremi yaşamış olan arkadaşlar ne olur ne olmaz bir hata yapmış olabilirim deyip projesini getiriyorlar meslek odasında. Zorunluluk olmamasına rağmen bir ikinci gözün incelemesini şey yapıyorlar. Bu çok önemli. Ama gençlerde veyahut da Yalova'ya sonradan dışarıdan gelen bazı mühendis arkadaşlarda pek bu yok. Ama 17 Ağustos'u Yalova'da yaşamış olan bütün arkadaşlarım istisnasız olarak projesini getiriyorlar. İşte Mahmut kardeşim müsait misin diyorlar, şu projemi bir inceler misin? O projesini bir de ben inceliyorum. Ola ki bir hata yapmış olduk. Çünkü egolarımızda kendimizi beğenmişlik var. En güzel projeyi ben yaptım edasıyla şey yapıyoruz. Bu sebeple ben depremi yaşamış olan arkadaşların bir ders aldığı inancımı kendimde koruyorum. Ama ancak şöyle bir şey var başkan. Az önce de ifade ettiniz, dediniz ki depremi Yalova'da yaşayan birey olarak dediniz. Şimdi o günlere baktığımızda 17 yıl önce Yalova henüz yeni il olmuş. İl genelindeki toplam nüfus 120 bin civarında. Dolayısıyla şu an Yalova'nın nüfusu 240 bin, iki katına çıkmış. Yoğun bir göç almış. Evet. Deprem sonrasında dünyaya gelenler 16-17 yaşında. Deprem esnasında 7-8 yaşında olanlar bugün birer yetişkin. Dolayısıyla bugün geriye dönüp baktığımızda Yalova'da yaşayan her iki kişiden birisinin depremi yaşamadığını ve hatırlamadığını görüyoruz. Bu da depremsellik gerçeğinin bir dezavantajı olarak karşımıza duruyor mu? Tabii yani o korkuyu yaşamış olan olabilir. Mesela ben o 42 veya 45 saniye değil mi? 45 saniyenin örneğini vatandaş bana dışarıdan gelen vatandaş diyor ki topu topu 45 saniye canım diyor. Kırmızı ışıkta dururken diyorum ki saniye şimdi bak
ya çokmuş diyor. Kırmızı ışıkta dahi o saniyenin 45 saniye bir sallanmamış ne kadar çok olduğunu algılayabiliyor. Ama benle konuşurken ya 45 saniye ne ki diyor. Biz Yalova'da gerçekten büyük bir deprem yaşadık. 45 saniye boyunca sallanan, durmak bilmeyen bir depremi yaşadık. Binaların içinde ben bir mühendis olarak binanın donatılarının seslerini duydum. Duyduğun o sesi uyku sersen bu evime hırsız girdi, buzdolabına demirle vuruyor zannettim. İlk algılamam oydu. Öylesine bir demir sesinin çıktığı bir deprem yaşadım. Şimdi oraya geldim. Deprem gecesi siz evinizdeydiniz, depreme yakalandınız ve bunları hissettiniz. O sonrasında dışarı çıktınız. Nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Onu bize hatırlatır mısınız? Dışarıya çıktığımda şöyle bir baktım. İlk etapta yani bir depremi yaşadık. Olay bittikten sonra da daha önce de ufak tefek depremler yaşadık ya. Sabah da işe gideceğiz. Acaba yatsak mı? Şeyi vardı. Sonra baktım ambulanslar dolaşıyor. İşte sağlık ve benzeri konularda eğitimli vatandaşların hastanelere gitmesini istiyor. Ulan dedim millete nasıl da korkusu oluyorlar. Böyle şeyler dolaştırıyorlar. Çünkü çevremde pek yıkıntı yok. Hemen tabii depremin birkaç dakika sonrasından bahsediyorsun. Sizin bölgenizde evler yıkılmadığından dolayı bunları. Evet. Şey yok. Sonra Yalova'ya doğru gelmeye başladım. Hava yavaş yavaş ışımaya başladı. Nerede yaşadınız bu ara depremi? Ben Çınarcık'ta yaşadım. Çınarcık'ta Karpuzdere'de şey yaptım. Yani çevremdeki hiçbir binada herhangi bir şey olmadı. Ama gelirken o Veli Göçer. Veli Göçer'in binalarını gördüm. Yerden bir olmuş, üstünde ağlayanlar, işte bir takım fenerlerle bir takım şeyler arayanlar. Sonra korkuyla haliyle aileme, büyüklerime diye Yalova'ya gelmeye çalışıyorum. Üst yoldan geliyorum. İşte yol kapanmış. Bir taraftan geliyorum. Fırının ateşleri çıkıyor. Yol kapanmış. Saat 4 oldu. Tam şu sokağın köşesine geldim. Arabacılar sokağın köşesine. Şu varolun şeyine baktım. Bina gayet güzel duruyor. Ama artçı oldu. O binanın nasıl yattığını o zaman gördüm. Atatürk İlkokulu'na kadar koşa koşa kaçtım. Arkama bile bakmadım. Şimdi dediniz ki fırınlar yanıyor dediniz. Yalova'ya baktığımızda Sayın Başkan, hep çoğu binalar altında fırın olan binalar çöktü ve onlarca insan hayatını kaybetti. İnşaat Mühendisleri Odası olarak sizin bu konuya ilişkin bir çalışmanız oldu mu? Özellikle tespitleriniz oldu mu? Neden fırınların olduğu binalar depremde aniden çöküp onlarca insan hayatını kaybetti? Bunun nedenleri, gerçek nedenleri nedir? Beton sistemini mi zarar verdi? Şimdi ben olayı biraz fırıncının imalatları açısından şey yapayım. Şimdi simit var, galeta var. Şimdi simidi yaparken daha hafif bir ateşte birazcık daha uzun süreli yaparsınız. O simit yavaş yavaş pişer ve o pişmenin neticesinde de simidi böyle bükebilirsiniz. O bükmeyle simit kırılmaz. Şimdi bizim binalarda sünek dediğimiz yapı budur. Yani bina belli bir prizini alacak, kendi sıcaklığıyla, kendi şeyde yavaş yavaş o çimento pişecek ve binanın bir esnemesi söz konusu olduğu zaman o simit gibi hafif bükülsün, etsin ama kırılmasın. Bizdeki bina yapma mantığı bu. Ama sen aşağıya o fırını koyduğun zaman galeta gibi orası birden sertleşiyor. En ufak bir şeyde de galetanın kırılması gibi o noktadan kırılıyor. Bütün olay simit ve galeta. Bir simitin altında kısmen galetayı yaptığınız zaman işte orası kırılıyor. O kırılmayla birlikte de bina çöküyor. Orası krizini, çünkü binayı biz yaptığımız zaman beton dökeriz. Hızlı krizini 45 saniyede alır. Pardon, 45 dakikada alır. En fazla 1 dakika. Beton mukavemetini sağlar. Sonra yıllarca o betonun sıcaklığı içinde yavaş yavaş sönümlenmeye başlar. Yavaş yavaş. Ama devam eder o. 20 sene, 30 sene devam eder. Ama siz onu fırınla devamlı pişirirseniz o sönümlenmeyi çok hızlı bir şekilde getirirsiniz ve orası bahsettiğim gibi bisküvi gibi olur, galeta gibi olur. Ama bizim dediğimiz açma gibi olsun, simit gibi olsun. Şöyle bükülsün, hafif esnesin ama kopmasın. Yani olay o. Fırınlarla ilgili şey diyorsunuz, bu direkt olarak biz sadece altına mümkünse yapmayın deriz.
ve gördüğüm kadarıyla depremden sonra altında özellikle taş fırın olan sistemleri kaldırdılar. Ancak kendi yalıtımı içinden olmuş olan elektrikli fırınlara müsaade ediliyor. Onun dışındaki uygulamalar pek yok diye biliyorum. Bir de galericilerin de deprem öncesinde alt katlarda kolonları kestiği yönünde bulgular da var. Bu da son derece riskli bir çalışma, öyle değil mi? Yani sizin de bu konuda bir tespitiniz olmuştur şüphesiz. Olayı şöyle şey yapacağım. Bazı şeylere ben fazla inanmak istemiyorum. Yani kesmiş depremden sonra herkes bir algı amacıyla şurada şu kolon kesildi, burada şu kolon şöyle yapıldı demiyor. Evinin altında hiç inşaatla ilgili bir tadilat yapıldı mı? Yapıldıysa uyumak mümkün değil. Hele bir kolonu. Mühendislere genel olarak alüvyon zemini, hatta denizin içerisine çok katlı binaların olacağını savunurlar. Jeoloji mühendisleri de bunun tam aksini iddia ederler. Sizce Yalova'yı baz aldığımızda Yalova'nın zemini çok katlı yapılaşmaya elverişli mi? Şimdi Yalova'nın zemini, önce ilk soruna cevap olarak yapayım. Dünyanın birçok yerinde okyanusların ortasında petrol platformları vardır. Denizin kendi derinliği orada 300 metreyi bulur, tamamen suyun içindedir. Bu 300 metrenin altındaki o sağlam noktayı bulurlar, o sağlam noktanın üzerine imalatı yaparlar. Yani bunlar olduktan sonra veyahut da Dubai'de vatandaş denizi doldurup dolgu alanın üzerine çok katlı turistik oteller yaptığına göre bunların hepsi olur. Ama bunun maliyetle, yani eğer sen parasını ödersen ben inşaat mühendisi olarak sana istediğin katı yaparım. O konuda iddialıyım. Ama zeminle ilgili iyileştirme çalışması, ola ki oradaki yapacağın binanın normal göründüğü kadar bir o kadar da aşağıda sana masraf çıkartır. Ama işte bana bunu çıkartmadan yap dediğin zaman benim mühendisliğim orada biter. Orada jeoloji mühendisini, çünkü üzmek istemem, jeoloji mühendisler de yapılamaz derken o da kendini düşünüyor. Hazır fırsat, bu fırsat, biz de şu zemini sağlamlaştıralım da 3 kuruşla biz de buradan kazanalım diyorlar. Ama dediğim gibi zemine, hangi zemin olursa olsun, o zeminin gerekli dönemlerine zemini bana verdikten sonra ben o zeminin şartlarının üstünde taşınacak binanın şartlarına uygun hale getirip ondan sonra o binayı oraya yaparım. Evet. Peki şu andaki yapılaşma konusunda, Yalova'daki yapılaşma konusundaki düşünceniz nedir? Kat artışının gerekiyor mu Yalova'da? Yoksa olduğu şekilde muhafaza edilmesi mi gerekir? Yoğunluğu biraz daha düşürelim diyeceğim. Çünkü mevcut sosyal donatıyı, yani ben buradaki yolu yol olarak kullanamıyorsam, mevcut benim imar planına göre yol olarak ayırmış olduğum şeyin yarısını otopark diye birilerine pazarlıyorsam veyahut da vatandaşlarım orayı otopark olarak kullanıp benim 10 metrelik yolumu 6 metreye, 5 metreye, 4 metreye düşürüyorsa, oradaki yoğunluğu arttırdığım zaman o yollar benim boğazımın sıkıldığı gibi boğazı ümüğü sıkılmış bir Yalova şekline bizi döndürür. Mümkün değil. O nedenle bir yoğunluk eğer artacaksa benim oradaki sosyal donatılarımı da artırmam gerekir. Ama Yalova'daki mevcut yapılaşmayı tamamen yıkıp yeni baştan bir şey yapamıyorsam bu da olması mümkün değil. Mevcut kent merkezinde 4 katın üzerindeki bir uygulamayı ben şu andan sonra bir cinayet olarak yapıyorum. Şu anda görüyoruz. Evet. Oranın içinde bir noktadan bir noktaya gitmeniz mümkün değil. Arabanızı bir park yeri bulabilmeniz mümkün değil. Şimdi bir de ben oraya yoğunluğu arttırıp bu trafiğe ekstra araç getireceğim. Evet. Şimdi bir de kentsel dönüşümle ilgili bazı sıkıntılar var Sayın Başkan. Örneğin depremde hasar almış 5 katlı ya da 6 katlı bir binayı düşünelim. Bu binalar hasar görmüş olmasına rağmen kentsel dönüşümden faydalanmak istedikleri zaman orası 4 kat imarlı olmasından dolayı kentsel dönüşüme sıcak bakmıyorlar. Müteahhitler de örneğin bazı bölgelerde kat yüksekliği 2 kat, 3 kat olduğu zaman girmiyor. Karşı taraf da bu olaya sıcak bakmıyor.
mevcut binalarda 5 katlı binaların imar durumunda 3 kata indirilmesi de bir sorun yaratıyor vatandaşla müteahhit arasında. Bu sorun nasıl çözülür sizce? Orada vatandaş taleplerinden güvenliği adına vazgeçecek. Biraz fedakarlıkta bulunacak. Adam 150 metrekare şu anda yerde oturuyorsa 150 metrekare yerde oturacağına o katın düşmesiyle işte 90 metreye 80 metre daha güvenli düşürecek. Birazcık mekanı daha sıkışık olacak ama güvenli bir binada oturacak. Ben yayıla yayıla şey yapacağım ama deprem korkusuyla yaşayacağım. Yemişim o kadar geniş binayı. Dar olsun, güvenli olsun, derin olsun, sağlam olsun. Konu kat artışlarına ve imar planlarına gelmişken Sayın Başkan, Yalova İnşaat Mühendisleri Temsilciliği olarak önümüzdeki Eylül ayında gündeme gelecek olan 1/25 ve 1/50 binlik planlarla ilgili olarak sizin bir çalışmanız var mı? Yalova Belediyesi ile bu konuya ilişkin bir işbirliği içerisinde oldunuz mu? Yapılacak çalışmaları değerlendirmek gerekirse ne dersiniz, ne düşünürsünüz? Şimdi riyaset makamı şimdiye kadar bize hiçbir konuda bizden bir yardım ve destek yönünde bir talebi olmadı. Yani nedendir onu da bilemiyorum ama gerçekten olmadı. Bizler bu söylemleri duyduğumuz zaman işte Yalova'da gerek 50 binliklerde gerek Yalova Belediyesi'ndeki mevcut binlik planlarda, 5 binlik planlarda bir takım çalışmalar olduğunu duyunca öncelikle 50 binlik planlarla ilgili olarak bu konulardan bizi de haberdar edin şeklindeki bir uygulamayla konunun muhatabı olan il özel idaresiyle görüştük. Onlar hala konunun işte kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alışverişi aşamasında olduğunu, bu görüşler bittikten sonra konuyu bizlerle paylaşacağını şartlar. Samimi olduklarına inanmak istiyorum. Eğer görüşmeler bu şekilde devam ederse iyi. Onları bir konuda uyardık. Mevcut sosyal donatıları, işte tarımsal nitelikleri, ormanla ilgili konumlara tecavüzlerin olabileceği söylentisi ve o tür ihtimallere tevessül edilmemesi, bu tür şeyler çıkarsa bizlerden sıkıntı yaşayabileceklerini şarttık. Onlar da yani yaşanmayacağını, hatta bizim bu düşüncelerimizden olan memnuniyetlerini dile getirdiler. Belediyeyle ilgili olarak da belediye yapmış olduğu revizyon çalışmasıyla ilgili olarak bizi bir toplantıya çağırdı. Plancı arkadaşlar bir şeyler anlatmaya çalıştılar ama ayrılan süre olarak yaklaşık bir 2,5-3 saat kalacaktı. Plancı arkadaşlar yarım saatte işimiz var diye kaçtılar. Ondan sonra imar komisyonuyla baş başa kaldık. Onlar da olayı aman ha bizi eleştirmeyin, aman ha biz zaten meclis üyesiyiz, ne anlarız ki bunu yapanlar plancılardır şeklinde bir savunma şeyine geçtiler. Şimdi o savunmayı da görünce bu sefer Yalova'daki revizyonlardan böyle hafiften bir şüphelenir gibi oldum. Yani durdurken niye... Neden şüphelenirsiniz? Kişiye özel imar plan düzenleme çalışmaları olacağı yönünde kuşkularınız mı var? Ya şimdi piyasada işte bir meclis üyesi kalkıyor, bir meclis üyesine olan güvensizliğinden bahsediyor ve oraya biz davet edildiğimiz zaman direkt bunu gündeme getirip böyle bak dışarıda biz bu kadar çalışıyoruz ama birileri kalkıp böyle konuşuyorlar diye olayın muhatabı değilken bunu böyle bir sesli ortamla şey yapıyorlar. Hatta aramızda kalmasın, herkes bilsin. O toplantının plancılar çıktıktan sonraki bu kısmında kapıların kilitlenmesi talep ediliyor. Şöyle bir mahalle baskısı gibi. Allah'tan işte geçmişimizde sizin riyasetiniz, benim riyasetim böyle faşizan ve komünizan tavırdan geldiğimiz için biz de böyle bir res çektik, çıktık. Ama harbiden böyle aman ha siz herhangi bir şeyi eleştirirseniz sonra kötü olur, ha olacak gibilerden de düşünmedim değil. Böyle peki, bir toplantı oldu. Planları bize göndereceklerini söylediler. Mimarlar Odası'ndaki arkadaşıma planlar gelecekti. Ama işte imar dairesindeki yönetici arkadaşın medeni ahvalinde olan değişiklikler ve benzer uygulamalardan dolayı hala gelemedi zannedersem.
önümüzdeki dönem onları gönderler, inceleriz. O inceleme neticesinde de genel görüşlerimizi bildiririz. Peki, şu ana kadar edindiğiniz bilgileri de dahil edersek, hangi konuda bir çekinceniz, endişeniz olabilir? Hangi düzenlemeyle ilgili? Bu konuyla ilgili bir saptamanız oldu mu? Ya şimdi bize anlatılan, dilencinin bize anlattıkları şeyler genelde hoşuma gitti. Yani birçok hatadan tam arzu etmesek de bir dönüş söz konusu. Ama şimdi arada özel bazı noktalara bakıyoruz. Durup dururken işte turizmle ilgili olarak ticari alanlarda bir özel iltimas sağlanması ve bu özel iltimasla birlikte bir noktada bir inşaatın ortaya çıkması. Plancıdan söz ettiniz. Kim bu plancı? Yani İstanbul'da şu anda tam olarak Yalova'yı hala Bursa'nın bir ilçesi olarak gören arkadaş, plancıdan mı söz ediyorsunuz? Aynı arkadaş. Enteresandır. Hem elde bildikleri aynı arkadaş yapıyor, hem detay planları aynı arkadaş yapıyor ve bize bir şeyleri anlatması gerektiği dönemde de çok acele işi çıkıyor. Yani kısa ve özet olarak bize bir şeyler anlattı. Biz onu dinleyeceğiz derken diğer arkadaşların hava altından sopasını dinledik. Böyle bir toplantı oldu ama bekliyoruz. Zamanla daha detaylı bir açıklama yaparlar veyahut da daha detaylı bir sopa atarlar. Peki siz bu konunun takipçisi olacak mısınız? Herhalde. Diğer Yalova'daki akademik meslek odalarıyla birlikte mi davranacaksınız yoksa sadece inşaat mühendisleri olarak fevri bir tavır mı alacaksınız? Valla aslında diğer arkadaşlarım benden yani daha hızlılar. Ben sadece onların hızına yetişmeye çalışacağım. Yani o arkadaşların konuyla ilgili olarak... Mimarlar yazılı, odasını mı kastediyorsunuz? Mimarlar odası, şehir plancıları odası bunlar gerekli müracaatları da yapmışlar. Çevredeki belediyelere, buradaki belediyelere yazılı olarak bu evrakları talep etmişler. Ben sadece konuda okey dördüncü gibi onların yanında bulundum. Şu andaki o fevriliğim o dördüncünün fevrisi. Oyunun içine girdiğim zaman çok daha etkin oluruz. Yani Eylül ayında Yalova Belediye Meclisi gündemine gelecek olan imar planlarının yakın takipçisi olacağını vaat ediyorsunuz. Sonuna kadar. Peki. Yalova bizim. Teşekkür ederiz. Yalova.